Selam dostlar, ben Mustafa Kaya. Motosiklet ve Kurye Camiası'nın bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Bugünkü videomuzun konusu pek de güzel bir konu değil sevgili arkadaşlar. Ama siz değerli Kurye Camiası'nda olan arkadaşlarımızı bilgilendirmek bizim görevimiz. Tabii ki yemek sepetinden getirden de kötü haberler gelmeye başladı. Bununla ilgili de detaylı videolar sizlerle paylaşacağım. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve paylaşmış olduğumuz haberlerle ilgili, Kurye Camiası'ndaki haberlerle ilgili ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimlerinizi açmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir de like atarak bizlere destek olmayı unutmayalım. Dilerseniz videomuzun detaylarına geçelim. Detaylarda Vigo Kurye'de ne gibi değişiklikler oldu, kuryeler bundan neden rahatsız oldu, dilimizin döndüğü kadar siz değerli takipçilerimize anlatmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, Vigo'da bir devir daha kapandı. Aslında Vigo'da demeyelim çünkü garanti ücretle çalışan tek firma Vigo'ydu. Vigo'da garanti sistemden çıktı arkadaşlar. Kendi bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza duyurularını attılar. Paket başı sistemine geçeceklerini söylediler. Aslında bu paket başına geçme sistemini 2023'ün ortalarına ve sonlarına doğru Vigo böyle kuryelerini ufak ufak aşılamaya başlamıştı. Hatta ben de bununla ilgili kısa bir içerik çekmiştim. Paket başı sisteminin daha güzel olduğunu, paket başı sisteminin daha kazançlı olduğunu ve paket başına geçmek isteyen arkadaşlarımızın paket başına geçebileceklerinin duyurusunu yapmışlardı. Hatta bunların Vigo'nun kendi Instagram, YouTube sayfalarında falan da var. En yüksek kazancı biz veriyoruz paket başı sisteminde. 100.000, 150.000 TL işte. Sarı yerde 100.000 TL kazan, şu kadar paket at, bu kadar paralar kazan diye reklamlarında yapmışlardı. Ufaktan ufaktan bugünün geleceğinin sinyallerini vermişlerdi ve o gün de geldi. Tabii ki Vigo kuryeleri şu anda şokta, kontak kapatma hazırlığı içine girdiler. Güzel bir şey mi? Değil bence. Sevgili arkadaşlar, 2023'ün ortalarına ve sonlarına doğru duyurmuştu demiştik. O dönemlerde bugünün geleceğini bilen Vigo kuryede şef, yönetici pozisyonunda kuryeler, eski kuryeler, işi bilen kuryeler bugünün geleceklerini bildikleri için o günden kendilerini farklı firmalara attılar diyebiliriz. Orada o arkadaşlarımız biraz akıllılık yaptı. Ben de aslında videolarımda o dönem söylemiştim. Hemen bir an önce kendinizi güzel firmalara kaydırın diye videosunu da yapmıştım. Ve kalan arkadaşlar ne oldu? Kalan arkadaşlar da hüsrana uğradı. Vigo Kurye bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın en çok gururlandığı olaylardan bir tanesiydi. Paket gelse de gelmese de bizim garanti ücretimiz var. Maaşımız güzel, garanti ücret alıyoruz. Paket gelse de gelmese de işte yatarak paket atıyoruz. Yavaş yavaş paketlere gidiyoruz diye övünen arkadaşlarımız vardı. Tabii ki ne oldu? Paket başı sistemine dönüş oldu. Bunun detaylarıyla ilgili aslında sizlere bilgi vereceğim. Çünkü yemek sepeti de paket başı ücretlerini düşürdü. İşte Fiyu'dan da böyle bir haberler gelmeye başladı. Araştırıyorum. Yemek sepeti videosunda da neden böyle oldu? Bu firmalarda olaylar neden böyle oldu? Onların detaylarını sizlerle paylaşacağım. Paket başı sistemine geçmelerinde bir şey yok. Biliyorsunuz zaten Trendyol Go açıldığı günden beri paket başı sisteminde faaliyet gösteriyor. İlk açıldığı dönemlerde garanti ücret vardı. Tabii ki o dönemler söylemişlerdi. İlerleyen zamanlarda paket başı sistemine geçeceğiz diye duyurusunu yapmışlardı. Ve 8-9 ay sonra da paket başı sistemine geçiş yapmışlardı. Vigo gibi hani böyle 5-6 senede garanti ücret verip sonradan hemen birden paket başına geçirmemişlerdi. Trendyol Go'da paket başına geçeceğimizi zaten biliyorduk. Vigo Kurye ne yaptı? Paat diye kuryeleri paket başına geçireceğinin duyurusunu attı. Hem de bayram arefesinde. Bayram arefesinde paylaşması hani bence biraz aceleci oldu. Bekleyebilirlerdi. Bayramdan sonra kuryeleriyle bir toplantı yapıp bu kazanç sistemine geçeceklerini söyleyebilirlerdi. Bayram arefesinde çünkü birçok arkadaşımız çalışacak. Farklı farklı firmalar olsun. Birçok arkadaşımız, yani motokurye arkadaşlarımız faaliyet gösterecek. Paralarını kazanacaklar. Çünkü bizim bir gün, iki gün, hele bayram tatilinde 9 gün tatil yapma gibi bir olasılığımız yok. Ha, borcu olmayan, harcı olmayan arkadaşlarım tabii ki tatillerini istediği gibi yapabilirler. Ama borcu olan arkadaşlarım rahat rahat tatil pozisyonu yapmayacaklar. Bayramda da çalışacaklardı. Ve bayramda paket başına geçildi. Bu ne demek oluyor? Şimdi bayramda bütün Vigo'da faaliyet gösteren arkadaşlarım artık üzerlerinden yorganlarını atacaklar. Çünkü yatma devri bitti. Bundan sonra pakete saldırma devri başladı. Burada arkadaşlar sistem oturmadığı için sıkıntı.
Dedim ya, Trend Yolgu Oda sistem oturdu. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Senelerdir paket başı sisteminde faaliyet gösteriyor. Ama Vigo bir anda bu olaya geçiş yaptığı için biraz sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Filonun yarısını veyahut da çeyreğini paket başına yavaş yavaş geçirseydi bu daha da güzel olacaktı. Şimdi Vigo Kurye'de faaliyet gösteren arkadaşlarım yandı diyorlar. Tabii kontak kapatmak, eylem yapmak güzel bir şey mi? Ben bu olaylara tabii ki karşıyım sevgili arkadaşlar. Çünkü bu olaylarda bir şeyleri değiştiremiyoruz. Bir şeyler değişmiyor. Sesimizi duyurmak tabii ki güzel bir şey. Toplanıp bir basın açıklaması yapmak, bu olayları anlatmak güzel bir şey. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki sevgili arkadaşlar, işinizden de olursanız sıkıntı. Çünkü yazın ortasındayız, görüyorsunuz hava cıvıl cıvıl. Çiçekler böcekler açtı. Bütün firmalar alımlarını kapattı. Zaten şu anda zirvede olan Trend Yolgu. Trend Yolgu'da da alımlar yaklaşık 3-4 aydır kapalı. Geçtiğimiz günlerde 3-5 tane arkadaşımızı farklı bölgelere aldılar. Vigo Kurye'de de nereden baksanız 4500-5000 tane arkadaşımız faaliyet gösteriyor. Bu kadar kuryeyi kaldıracak bir firma da yok. Anca Türkiye'ye yeni bir firma gelecek. O firma kaldırabilir diye düşünüyorum. Vigo Kurye'deki arkadaşlarım gerçekten ben de üzgünüm. Çünkü alışık olmadığınız bir sistem. Tamam, motokuryesiniz ama alışık olmadığı bir sistemin içine giriyorsunuz. Burada zaten Vigo Kurye'nin bünyesine böyle paketler yağıyordu. Harıl harıl paketler geliyordu. Vigo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımız 4 tane 5 tane saatte paketler atıyordu diye bir olay zaten yoktu. Paket zaten yoktu. Şimdi bütün arkadaşlarımız paket başına geçti. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bilmiyorum. Birçok arkadaşım da bu vesileyle, yani bu olayla Vigo'nun paket başına geçme sistemiyle ilgili de işsiz kalacağını diye düşünüyorum. Yemek sepetinde aynı şekilde değişiklikler olmuş. Paket başları, yapılan zamlar geri alınmış. Bunlarla da ilgili detaylı video çekeceğiz. Ama durum hiç iyiye gitmiyor. Yemek sepetinde de aynı olaylar olursa sıkıntılar büyüyecek. Tabii ki diğerinde de diğer firmalara bu olaylar yansıyacaktır. Trend Yolgu'da bir sıkıntı olur mu diye birçok arkadaşım yazmış Instagram sayfasında. Şu anda arkadaşlar benim kendi görüşüm, Trend Yolgu büyüme eşiğine girdi. Bununla da ilgili güzel haberlerim var sizlere. Paylaşacağım videolarını. Büyüme eşiğine girdi. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama Yemek Sepeti Express ve Vigo Kurye'de sıkıntılar başladı. FIU'ya şu anda sıçramadı. FIU'dan çok böyle ahım haberler gelmiyor ama Yemek Sepeti ve Vigo'da sıkıntılar var. Kuryelerinin Allah yardımcısı olsun diyorum. Eminim ki kuryeleri de şimdiden yeni iş arayışlarına başlamışlardır. Nereye başvuracaklar? Yemek Sepeti diyeceğim. Orada da zaten maaşlarla ilgili sıkıntı var. Geriye bir Trend Yol kalıyor. Bir paket taksi kalıyor. Bir de çok fazla FIU ile ilgili haberler geliyor ama çok fazla gelmiyor. Veyahut da tercih edecekseniz bu 3 firmayı tercih edeceksiniz. Ama bu 3 firmada da alımlar kapalı. Hepinizin Allah yardımcısı olsun. Elimden bir şey gelirse de lütfen Instagram sayfasından yazın. Oturalım, konuşalım. Çayımızı, kahvemizi içelim, sohbet edelim. Sizlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışalım. Allah yardımcınız olsun diyorum. Çünkü zor bir dönemdeyiz. Ekmek aslanın midesinde. Kötü durumlar, kötü ekonomi, kötü, inşallah düzelir diye dua ediyoruz ama sürekli bir şeylere zam gelmeye başladı. Daha da gelecek diye tahmin ediyoruz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Bu durumda bakalım Vigo Kurye için ne olacak? İnşallah çok çok kötüye gitmez. Vigo Kurye bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız güzel güzel kazançlar elde ederler. İşlerinden de olmazlar diye düşünüyorum ama birçok arkadaşım biraz sendeleyecek. Çünkü birçok arkadaşım garanti ücret sistemine göre kendilerini ayarlamışlar. Ödemeleri var, motor almışlarsa motorların kredileri var, ev kiraları var, bilmem neleri var. Şimdi Vigo Kurye sisteminde ne kadar para gelecek, ne kadar para kazanacaklar hiçbir arkadaşım bunun bilincinde değil. Çünkü böyle bir şey yaşamadılar. İnşallah da bu arkadaşlarım bir an önce sıkıntılarından kurtulur. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Hoşça kalın sevgili dostlar.